Vakit turumuz başlasın. Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Merhabalar. Saat 11'de İstanbul Sabiha Gökçen'den uçağa bindik. Evet. Ve saat, Bakü saatine göre saat 3'te Bakü Havalimanı iniş yaptık. Şimdi buralarda birazcık vakit geçireceğiz. Evet. Ardından da Bakü gezimize başlayacağız. İnşallah. Şu anda Fahri Hıyaban'a geldik. Burada Haydar Aliyev'in mezarı var. Ebu Fez Elçi Bey'in mezarı var. Bir mezarları ziyaret edip Fatiha okuyup devam edeceğiz. Reşit Behbudov, kendisi de büyük bir sanatçı, büyük bir sanatkar. Fahri Hıyaban'da da şu anda Elçi Bey'in mezarına geldik. Tabii Elçi Bey bizim için çok büyük bir insan, çok önemli bir yer. İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye yapıyor, Anıtkabir'i ziyaret ediyor, Atatürk'ü övgü dolu sözlerle anıyor. Fakat tabii daha sonra bazı sebeplerden dolayı Elçi Bey görevini bırakıyor ve görevini bıraktıktan sonra da Haydar Aliyev başa geçiyor. Haydar Aliyev 10 sene yönettikten sonra da oğlu İlham Aliyev seçimle başa geçiyor ve günümüzde de halen İlham Aliyev Azerbaycan'ı yönetiyor. Şirin olsun demiş. Yuhunuz, ruhunuz da mı demek istiyor? Yuhunuz demek ki uyuyanız tatlı olsun diyorsunuz ya. He. Yazar öyle demiş. Şirin olsun diriler, diri canlılara, yaşayanlara deniliyor. Uykunuz tatlı olsun. Kur'an-ı Kerim'i Azerbaycan Türkçesine tercüme eden kişi Ziya Musaoğlu Bünyadov. Ziya Bünyadov, böyle. Dahi şahsiyet. Elmalı Hamdi Yazır bizdeki gibi. Görkemli şahsiyet. Bu maalesef bu terör aktı kurban oldu. Bunu vuruldu bu. Hadi ya. Tabii. Bu öyle şehit oldu. 97 yılında. Şu gördüğümüz bina da Azerbaycan'ın MİT binasıymış. Nermanov, Nuri Paşa. Nuri Paşa, Enver Paşa, Neriman Nerimanov. Tabii. Arkadaşlar. Tabii tabii. Dostlar. Oğlumlar. Şu anda taze bir mescidindeyiz. Bu mescit 1905 yılında Mimar Ziver Bey, Ahmet Beyoğlu tarafından Nabat Aşurbeyova'nın talimatıyla başladı. Aşurbeyova'nın ölümünden sonra inşaatı durdu. Kısa süre sonra oğul tarafından desteklenerek 1914 yılında tamamlandı. Bu şekilde devasa bir cami. Cami işte bu şekilde. Cami içinde bu şekilde taşlar var. Şii mezhebine sahip insanlar namazlarını kılarken secde ettikleri yere bunu koyuyorlarmış. Bu şekilde namazlarını kılıyorlarmış. Taze Pir Mescidi'nin ana giriş kapısı burada. Yine devasa bir kapısı var. Çok büyük, geniş bir avluya sahip. Evet, tam da yolda giderken Türk Konsolosluğu'yla karşılaştık. Türk bayrağımızın olduğu yer Türk Konsolosluğu, karşısında Atatürk Parkı. Evet, Atatürk heykeli sol tarafımızda kaldı. Azerbaycan bayrağı, Türk bayrağı, ortasında da Atatürk heykeli. Evet değerli arkadaşlar, şu anda Bakü'de
Nizami Caddesi'nin orada Land Hotel'e geldik. Şöyle. O da bu şekilde. Gayet güzel, temiz, büyük, geniş, ferah. Evet arkadaşlar, şu anda Nizami Caddesi'ndeyiz. Nizami Caddesi, diğer ismi de Targobi diye de anılıyor. Yani burası sanki bir İstanbul'da bir İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi'ne benziyor. Bizim kaldığımız otel de, London Hotel de tam olarak şurada, sol tarafta. Burada kalıyoruz. Evet, nasıl? Çok beğendim. Ama tabii çok soğuk. Ama şu an daha iyi. Sabah çok soğuktu. Gezmeye başlayalım. Çok güzel fotoğraflar çıkar burada. Öyle düşünüyorum. Yani görev sende. Evet. Evet, şu anda Bakü'de Nizami Küçesi'nde yürüyoruz. Nasıl Bakü'yü? Bakü güzel. Yani gerçekten çok beğendim ama daha görecek çok yer var. Evet, daha yeni başlıyoruz. Yani ben burada tek millet iki devlet havasını hissettim yani. Burada evet, şey değiliz yani. Yabancı bir yerde değiliz. Evet, şu anda Çeşmeler Meydanı'na geldik. Ama biz tabii bunu gördüğümüz zaman buraların hep sular fışkırıyordu. Şu anda herhalde yani hangi sebepten olduğunu bilmiyorum. Şu anda böyle sular fışkırmıyor. Bu şekilde duruyor. Yani bence şuralarda hep böyle sular fışkırıyordu. Evet, şu anda Nizami Gencevi Edebiyat Müzesi'nin dışındayız. Böyle kapısında, yani arkasındayız daha doğrusu. Hoca Nasreddin Tusi. Könlüm elemlerden kalmadı mahrum, sonda bildim. Hiç ne değilmişim malum. Yani bir beyti var şairlerin. Habibi Belguşatlı, cümle alem gülşen olsa gülse her dem yüzüme. Çün güler yüzüm bana gelmeye, ol gülşen de gül. Yani bizim divan edebiyatına benzer divan edebiyatı. Beyitleri yazıyor. Burada mesela bir kadın şair var. Hayran Hanım Dümbili. Şairlerini, kendi Azerbaycan türkü şairlerini tanıtmak için yaptıkları bir müze. İşte büyük Türk şairi Fuzuli'nin heykelini de buraya dikmişler. Devam ediyor. Büyük Türk şairlerinin heykelleri. Evet, şu anda Koçakala kapısındayız. Koçakala kapısından içeri şehre gireceğiz. Görüyorsunuz iki tane burç var. Bu aslında iki tane kapı, iki tane burç farklı zamanlarda inşa edilmiş. Biri 13. yüzyılda, biri daha sonraki bir zamanda inşa edilmiş. Şimdi buradan içeri şehre doğru giriyoruz. Evet, içeri şehre geldik. İçeri şehrin eski sokaklarına yürümeye devam ediyoruz. Şu anda Cuma Camii'nde ezan okunuyor. Thank you.
Evet, ne seçtin? Evet, bu magneti seçtim. Çok güzelmiş. Evet, değil mi? Çok güzel. Evet, çok güzel. 2 manat. 2 manat. Evet. Yani şu plastikler 1 manat, şunlar 2 manat, şunlar da 3 manat. Şimdi Kız Kalası'nın içine geldik. En üstüne doğru çıkıyoruz yavaş yavaş. Böyle ince, dar merdivenleri var. Evet, ve Kız Kalası'nın tepesine çıktık. Tepesinden, Kız Kalası'nın tepesinden şöyle Alev Kuleleri gözüküyor. Hemen karşımızda Hazar Gölü. Sağ tarafta AVM ve şurada görüyorsunuz halı şeklinde yapılmış bir halı müzesi var. Sol tarafta yine gökdelenler yükseliyor. Evet, şu anda Cuma Camii'ne geldik. Az önce ezanı dinledik. Burası Şii mezhebine ait bir cami. 19. yüzyılda inşa edilmiş. Soyadı Dadaş olan biri burayı inşa ediyor. Burayı yaptırıyor. Şöyle minaresi de sağ tarafta görüyorsunuz. Kapısı da desenli işlenmiş bir şekilde. Burada 3 vakit ezan okunuyormuş. Tabii ki birazcık ezanı bizim ezandan farklı. Evet, şu anda Cuma Camii'nden çıktık. Burada bir görevli arkadaş vardı, ona sorduk. Yani bu taşlar vardı. Taşları koyuyorlar ve o taşın üstüne secde ediyor. Alınları o taşın üstüne değiyor. Bunun sebebini sorduk. O dedi ki taş topraktır. Evet, toprak da temizdir. Temiz olduğu için o secdeyi onun üstüne yapmak istiyorlarmış. O yüzden bir taş koyup taşın üstüne secde ediyorlarmış. Evet. Ezan da bize farklı geldi ama farklı değil dedi. Makam farklı, belki ondan gelmiş olabilir diye de bize söyledi. Evet. Evet, şu anda Muhammed Camii'nin oradayız. Muhammed Camii'nin minaresini görüyorsunuz. Bu cami 11. yüzyılda inşa edilmiş. 1723 yılında Ruslar Bakü'nün teslim olmasını istiyor. Fakat Bakü teslim olmayınca şehri denizden bombalıyorlar. Ve işte o bombardımanda da bir bomba caminin minaresini isabet ediyor ve minare yıkılıyor. Bu olayın hep unutulmaması için, hatırlanması için camiye böyle tamir etmiyorlar ve yıkık şekilde kalıyor minaresi. Minaresi de bu şekilde kaldığı için diğer ismi de Sinikkal olarak kalmış Muhammed Camii'nin. Evet, Şirvanşahlar Sarayı'na doğru giderken yine çok güzel bir manzara karşılaştık. Tabii ki de benim için Sümeyra. Ve en son ama en güzel, en büyük, en görkemli binaya geldik. Şirvanşahlar Sarayı. Evet arkadaşlar, burada müze için giriş fiyatları Azerbaycan vatandaşları için 4 manat, diğer vatandaşlar için 15 manat. Şirvanşahlar şeceresini bu şekilde açıklamışlar. Nereden başlıyor? Şöyle 861 yılından başlıyor. 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Ve hakim olduğu topraklar da burada haritada gösterilmiş. Baki, Şamahı, Gürcivan, Gülistan, Kuba. Buralar hakim olduğu yerler. 6. yüzyıl, 16. yüzyıllar arasında Şirvanşahların şeceresi. Haydar Alevi'nde buraya bir sözü konmuş. Şirvanşahlar Sarayı Azerbaycan halkının iftihar ettiği tarihi mimarlık abidesidir. Bu hem bizim mimarlığımızın en yüksek seviyede olduğunu gösterir. Hem de devletçiliğimizin tarihini aksettiren bir abidedir. Evet, şimdi Seyit Yahya Bakuvi'nin türbesine geldik 15. asırda. Halk arasında Derviş Türbesi diye de tanınır. Seyit Yahya Bakı Şirvanşah 1. Halilullah'ın devrinde saray alimi olmuştur. Seyit Yahya Bakuvi'nin sufi mistik karakterli tahminen 30 adet eseri
bugünlere kadar gelip çatmıştır. İnelim bakalım. Şuradan iniyoruz herhalde. Şöyle bir inişi var. Türbesi de mezarda burada. Çok dik bir merdiven için. Evet, bakın ne gördüm. Burada da Murat darvazası, yani Murat kapısı varmış. Murat kapısı da Şirvan Şahlar Sarayı'nın Murat kapısı bu bölüm. Baki valisi Recep Baba Bakubi'nin emriyle Sultan Murat'ın hükümdarlık döneminde Mimar Emir Şah tarafından inşa edilmiştir. Sultan Murat'ın hürmeti için. Evet, şu anda Şirvan Şah'ın aile türbesine gideceğiz. Burası Şirvan Şah Cüce Halilullah'ın anası Bike Hanım ve 6 yaşlı oğlu Harun İmri'nin defini için Mimar Muhammed Ali tarafından inşa edilmiştir. Şu anda burada Şirvan Şah Halilullah'ın özü, zevcesi Hanika Sultan, oğullarına Muhammed İbrahim, Emir Behram, Şeyh Saleh toprağa verilmiştir. Aile kabristanı. Burası da Şah Meclisi adında bir yapı. Evet, koçbaşı heykeller. Bunu biz aynısını, yani bu tarzda mezar taşlarını Iğdır'da görmüştük. Evet, şu anda gördüğünüz alan da hamam bölgesi. Şirvan Şahlar Sarayı kompleksinin hamam bölgesi de burada. Bu şekilde gün yüzüne çıkarılmış. Bu bölge alt kattı ki çalışanların resmediyor, çalışanları yansıtıyor. Bu şekilde bir yansıtma yapmışlar. Saraydaki insanlar burada yaşarken aşağıda alt katta da çalışanlar varmış. Şu gördüğünüz delikten sesleniyorlar. Daha sonra seslendikten sonra da şuradaki görmüş olduğum merdivenden ne istiyorsa getiriyorlarmış. Evet, şimdi Şirvan Şahlar Sarayı'ndan çıktık. Yani Şirvan Şahlar aslında hani bir hanedan, Selçuklular gibi, evet. Osmanlılar gibi bir hanedan. Tabii Bakü'ye gelmeleri birazcık geç oluyor. Önce başka bir bölgedeler, yanlış bilmiyorsam Şam'a adalar. Fakat orada büyük bir deprem oluyor. Deprem olduktan sonra da Bakü'ye göç ediyorlar, Bakü'ye geliyorlar. Ve işte bu bölgedeki işte şu Şirvan Şahlar, az önce gezdiğimiz yeri yapıyorlar. Saray kompleksi yapıyorlar. İşte içinde hamamı var, türbe var. Yani bir sarayda ne gerekiyorsa onların hepsi vardı. Çok güzel bir mimari yapı bırakmış Şirvan Şahlar. Azerbaycan Bakü bölgesinde. Değil mi? Şimdi buradan çıktık ve minyatür kitap müzesine geliyoruz. Bu minyatür kitap müzesi de dünyada ilk ve tekmiş. Biliyor musun? Evet. Hiç araştırdın mı? Araştırmadın. Neden? Çünkü hep ben araştırdım. Rehber sensin. Evet. Dünyada ilk ve tek minyatür kitap müzesi. Ücretsiz olduğunu söyleyelim. Giriş pulsuzdur. Evet. Şunu göstereyim. Giriş pulsuzdur. Evet. Evet, burada Türkiye'den de gelmiş kitaplar. Yani Türk kitapları da, Türkiye'den gelen kitaplar da minyatür şeklinde basılmış. Altta Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, burada neşredilen kitapların da minyatürleri mevcut. Şu gördüğünüz mavi kaplı kitap buranın en küçük kitabı. Japonya'da basılmış 0.75 mm ebatında 4 mevsim çiçekleri isimli kitap. Buradaki müzenin en küçük kitabı olarak bulunuyor. Daha sonra 17. yüzyılda yazılmış bir Kur'an-ı Kerim var. Ve bu müze Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Yani buraya gelirseniz mutlaka buraya uğrayın, bir buraya görün. Evet, Şirvan Şahlar Sarayı'nı gezdik. Mini kitap müzesini gezdik. Şimdi burası Philharmonia Garden diye geçiyor. Şu bölge. Yine güzel bir mimariye sahip. Yani bakın, her tarafı zaten güzel bir mimariye sahip.
Yani çok güzel dizayn etmişler. Şehrin tamamı sanat eseri. Evet. Yani binalar, peyzajı, her tarafı gerçekten çok güzel. Şimdi buradan çıkıyoruz Filarmoniye Gardı'ndan. Halı Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Halı Müzesi'nde bir gölün etrafını turlayıp buradan Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne doğru yol alacağız. Evet, şimdi Halı Müzesi'ne gitmek için şöyle yeraltından geçeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, burası da Aznevt Meydanı diye geçiyor. Arkada modern Alev Kuleleri. Tam karşımızda Halı Müzesi ve AVM. Ve arkamızda da Hazar Gölü ve muhteşem Azerbaycan bayrağı. Evet, işte Halı Müzesi tam karşımızda kalıyor. Bu Halı Müzesi'nde Karabağ halıları, Genci halıları 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan bütün halılar işte bu Halı Müzesi'nde sergileniyor. Zaten Halı Müzesi'nin mimarisini görüyorsunuz. Böyle tepesi böyle katlanmış bir halıyı andırıyor. Yine güzel bir mimari örneği sergilemişler. Evet, şimdi tam Hazar Gölü'nün kıyısındayız. Burası buz gibi. Yani soğuk olan yerler özellikle Hazar Gölü'nün kıyısı ve tepe yerler. O Highland Park. İçeri şehir kısmen daha sıcak. Şimdi 5 numaralı otobüse bineceğiz ve Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne gideceğiz. Evet, şimdi Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne geldik. Mimarisi çok güzel değil mi? Evet. Yani gerçekten çok güzel bir değişik mimari tasarlamışlar. Bunu devlet bir yarışma düzenliyor. Yarışmayı da Zaha Hadid kazanıyor ve onun mimarisiyle inşa ediliyor. Azerbaycan mitolojisindeki Hazar Denizi'nin yükselişini andırıyor. Bak, görüyor musun? Şöyle yükseliyor, aşağı iniyor, tekrar yükseliyor. Gerçekten yine çok güzel mimariye sahip. Ama şunun mimarisi gerçekten harika. 250 milyon dolar mı, euro mu, öyle bir paraya mal olmuş. Şimdi içine girelim, bakalım nasıl bir şey. Evet, şu anda bir müzeye geldik. Haydar Aliyev Müzesi. Çok yoruldum gerçekten. Sabah sanırım 6'dan beri geziyoruz. Tabii 3'te buraya geldik. Bakü'ye indik. İşte 6'ya kadar biraz havalimanında takıldık. Yani aslında 3'ten beri ayaktayız. Öyle diyebiliriz. Yorucu oluyor gerçekten. Bakalım. Keyifli ama gerçekten sevdim Bakü'yü. İpek'ten örülmüş Nahçıvan yöresine ait bir kıyafet. 19. asır. Burada yine bir minyatür söz konusu. 18. asırda Tebriz bölgesinde. Şimdi Sümeyra bir sihir gösterisi yapacak. Evet, izleyin. Başlayalım. Neymiş bu? Saz. Saz. Koşan ağara. Ne yazıyor? Koşan ağara. Darbuka gibi yani. Darbuka. Diğerlerine bakalım. Çok güzel. Kemençe. Karadeniz müziklerini andırıyor zaten. Kemençe. Evet. Kaval yazıyor. Kaval yazıyor ama bizim bildiğimiz kaval değil. Evet. Def gibi, def. Evet. Def gibi. Tar. Gerçekten müzik kültürü efsane. Geçelim. Nara. Nara, nakkare, davul. Ben şimdi tez yazıyorum ya, nakkare, nakkare, davul sürekli geliyor. Bak, nakkare. Evet, bu ud. Bir tanesini... Balaban. Leyli Mamman Aman. Bu şarkı. Hı. Bu. Bakıyı gezmekten aldığım zevk. Aldığım zevk. Aytaç mıydı? Aytaç. Kanun Aytaç. Yöresel kıyafetler var burada. Şamahı'nın yöresel kıyafeti,
Yan tarafta Şamahı. Onun yanı Lenkaran. Onun yanı da Şeki. Evet, karşımızda da halılar. Bu halı Yün Şirvan grubu, 1900'lü yıllarda örülmüş. Burası yine Yün Karabağ halısı, 1850 yılında. Yine Yün bir halı, Kuba yöresine ait ve 1900 yılında. Yün bir halı, Kuba yöresine ait bir halı. Evet, şimdi bu gördüğünüz halı Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı simgeliyor. İşte bakın bir elma var burada. 2018 yılında yapılmış, yani eski bir değil ama yine çok güzel resmedilmiş. Tabi bu el dokuması mı? Artık bilemiyorum. Yine 2018 yılında yapılmış bir halı. Savaş ve Barış halısı diye geçiyor. Müellifi de Mikavilzade Eldar. Şu gördüğünüz adam mesela Haydar Halil'in hizmetindeymiş. Evet, biz şu binayı işte çözemedik yani Sümeyra ile beraber. Kaç kat var yukarı doğru, yana doğru kaç kat var, kaç daire var. İnanılmaz büyük. Kaç adet daire olduğunu hesaplayamıyorum yani ama otel mi, apartman mı? Orayı tam anlayamadım açıkçası. (Gülüyor)